Gene. Kemal. Çok geçmiş olsun Serap Hanım. Fenalaştım mı? Evet, bizi çok korkuttunuz. Zannederim ki iyi beslenmemişsiniz. Sıkıntılı günler geçirdim. Hem sizin hem bebeğinizin sıhhati için iyi beslenmeniz lazım. Bebeğim nasıl? Buraya gelirken çok sancılandım. Doğacak sandım, çok korktum. Bebek biraz aşağıda. Kalp atışları gayet normal. Her şey yolunda gözüküyor. Fakat kendinizi üzer ve yorarsanız erken doğum riskiyle karşılaşabiliriz. Biraz dikkat etmeniz lazım. Peki. Tamam. Acele etmeyin. Serum bittikten sonra hemşire hanım size yardımcı olacak. Bu arada bol bol besleneceksiniz. İyi dinleneceksiniz, oldu mu? Tamam. Bu vaziyette de araba kullanmayın lütfen. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ olun. Ne atla hizmet kendi başına geliyorsun? Ne yapayım? Çiftlikte herkes uyuyordu. Kaldır herkesi. Hanımsın sen, hanım. Sen gelme, arabayı ben kullanırım. Geçti. Olmaz. Doktor öyle demedi. Ya Halide duyarsa? Ya biri söylerse? Kemal çiftliğe Serap'ı getirmiş diye. Ben izahını yaparım. Tesadüf müydü, Allah'ın işi miydi? Ne? Bu sabah karşılaşmamız. Bilmem. Her gün gittiğim yol işte. Bana kızgın mısın? Ben Serap Hanım'a hep kızgınım. Güllü'ye? İnsan ölmüş birine kızamaz ki. Ben Güllü'yü severdim. Güllü ömrümün en güzel günleriydi. Serapsa ömrümün en güzel günlerinin katili. Sana Güllü'nün kıymet verdiği Kemal'den bir nasihat. Dostunun düşmanını iyi bil. Muzaffer'i vurduran zekayı... fabrika sadece onun olsun diye seni de öldürtebilirdi. O zaman neye yarayacak Serap Hanım olmak? Serap'ın yanında yaslanacak kimi var? Ha? Sür şu arabayı. Çiftliğe götür beni bir an önce. Hanımım ben. Kimseye ihtiyacım yok. Burada durabilirsin. Daha fazla gitmene gerek yok. Kendim sürerim. Şuradan şurası nasılsa. Nasıl istersen. Sağ ol. İnsanlık vazifemi yaptım. Hoş geldiniz. Çok merak ettik. Meraktan öldürdün beni. Uyuyordum. Hastaneye gittim, sancım tuttu. Doktor erken doğabilir dedi. Güllü, bu bebek daha 7 aylık. Merak etme. Allah'ın izniyle sapasağlam doğacak oğlum. Bana can yoldaşı olacak. Hüsnü Usta. Kemal'e bakmıştım. Gün gelmedi. Siz nerede olduğunu bilmiyor musunuz? Evden işe diye çıktım. Hiç gelmedi. Patron da sorup duruyor aksine. Kemal? Evde yok ha? Yok. Anasıyla yatmış olmasın? Başına bir şey gelmemiştir lan ne? Gidip bakma. Dur bakalım canım. Hemen herkes telaşa vermeye gerek yok şimdi. Sen öyle diyorsan... Bir daha olmasın Kemal. Affedersiniz. İşinin başına geç şimdi. Peki. Neredeydin? Boş ver usta. Mühim bir işim çıktı, gelemedim. Hanımın geldi. Seni sor. Mustafa. Buyur abi. Şimdi bizim eve git. Halide ablana Kemal abi iş dedi. Tamam mı? Tamam Kemal abi. Hadi çabuk. Kolay gelsin. Ahmet. Hoş geldin. Nasılsın kardeşim? İyi. Sen nasılsın? İyi ustam. Hoş geldin. Nasıl? Alışabildin mi buralara? Alıştım. Sen nasılsın? Ne yapıyorsun? İyi ben de. Bugün işçi arkadaşlarla toplandım. Haklarımız için birlikte hareket etme kararı aldık. Hatta bazıları sendikaya aza olmaya karar verdiler. Güzel. Yanınıza gelip bunları size anlatayım dedim. İyi yapmışsın. Ama anlaşılan siz yoğunsunuz. Sonra oturur teferruatlı bir şekilde bunları konuşuruz. Öyle değil mi? Tamam, olur. Hadi kolay gelsin size. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin usta, güle güle. Kolay gelsin arkadaşlar. Tesadüf müydü, Allah'ın işi miydi? Ne? Bu sabah karşılaşmamız. Bilmem. Her gün gittiğim yol işte. Bana kızgın mısın? Ben Serap Hanım'a hep kızgınım. Güllü'ye? İnsan ölmüş birine kızamaz ki. Ben Güllü'yü severdim. Güllü ömrümün en güzel günleriydi. Serapsa ömrümün en güzel günlerinin katili. Sana Güllü'nün kıymet verdiği Kemal'den bir nasihat. Dostunun düşmanını iyi bil. Muzaffer'i vurduran zekayı, fabrika sadece onun olsun diye seni de öldürtebilirdi. O zaman neye yarayacak? Serap Hanım olmak. Serap'ın yanında yaslanacak kimi var? Hoş geldin. Hoş bulduk hayatım. Sofra hazır. Ben bir elimi yıkayıp geleyim. Olur. Ellerine sağlık. Ne güzel şeyler yapmışsın. Atölyeye gelmişsin. Beni bulamamışsın. Haber göndermeseydin az daha jandarmaya gidecektim. Sabah işe giderken hastanenin orada Güllü'yle karşılaştım. Tek başına sokağın ortasında bayıldı. Sancısı tutmuş, hastaneye gelmiş. Kendine gelene kadar başında bekledim. Doktor da bu vaziyette araba kullanamaz deyince onu çiftliğe bırakmak zorunda kaldım. Hastanede telefon var Kemal. Çiftliği arayabilirdin. O an akıl edemedim. Halide, bunda kötü bir niyet arama. O an ona benden başka yardım edecek hiç kimse yoktu. Halide, lütfen böyle yapma. Sen de yapma. Halide, ben onu görmeye çalışmadım. Bunların olması sadece bir tesadüf. Güllü'den hoşlanmıyorum Kemal. Her ne şekilde olursa olsun onunla yakınlaşmanı istemiyorum. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.